Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen EF açı ortay 16 ve 8 uzunlukları verilmiş. F noktası dikdörtgenin merkezi olduğuna göre EF x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapmalıyız? F'nin dikdörtgenin merkezi yani köşegenlerin kesim noktası olmasını kullanmalıyız. Peki BD'yi mi çizmek mantıklı? CA'yı mı? Tabii ki CA daha mantıklı duruyor. Madem burası dikdörtgenin merkezi e o zaman şunlar birbirine eşit olacak. Açı da verilmiş. Hocam hem açı ortay hem kenar ortay neredeydi bu? İkisi kenardaydı. Yani şunlar birbirine eşittir. Ve aynı zamanda ne çıktı arkadaşlar burada? Bu ikiz kenarlık ve 90 dereceyi yapıştırdık. 8 ise yukarısı nedir? 8'dir. 16 ise hocam burası da 16. E buraya ben A dersem buraya 16 eksi A kaldı. E hocam burası da A yaptı. E biz artık şurada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. A'nın karesi eşittir. 8'in karesi artı 16 eksi A'nın karesinden dolayı işlem 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 A'yı buluruz. Büyük ihtimal 8 var. Ne üçgendir? 6, 8, 10 üçgendir. Koy bakayım onun yerine. Onu koyduğun zaman 6, 8, 10 sağlanıyor. Evet burası da 10 yaptı. E güzel. Sonrasında ne yapacağız peki? Sonrasında da 8, 16 var burada. 8, 16, 8 kök 5 tamamı. Yani burası 4 kök 5'e 4 kök 5'tir. E artık burada yine bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak olay bitti. Yani 10'un karesi de neye eşittir? X'in karesi artı 4 kök 5'in karesi yapar. 100'den 80 çıkınca X kare buradan 20'ye eşit olur. X de buradan kök 20'den cevap 2 kök 5 olarak çıkacaktır sevgili gençler. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevap D seçeneği oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi dikdörtgenler eş dikdörtgenler olarak verilmiş 65 derece. Bak dikdörtgende köşegen çizilmiş. E madem bunlar da eş dikdörtgen ne yapmalıyız burada? Hemen Şurada bir tane köşegen çizilmiş ya. Diğer köşegeni de ben çizersem köşegenleri de birbirine eşit değil midir? Evet. E şuraya bakacak olursak köşegenler birbirine eşit. Hocam, bu arada 65. Burası kaç? 25. Hani bir köşegen 25 65 şeklinde ayırıyor burada. O zaman diğer köşegen de 25 65 şeklinde ayırmak zorunda. E o zaman burası da 65, burası da 25 olacak. Çünkü niye? Çünkü şuradaki üçgenler de birbirinin tıpkısının aynısı. Yani eş üçgen değil mi arkadaşlar? Çünkü Şuraya bakacak olursanız eğer şuraya A buraya B diyecek olursanız burası da A burası da B değil mi? A 90'ın kolları A'ya B 90'ın kolları A'ya B olduğundan e, A'yı gören 25 ise burada da A'yı gören 25 derece diyebiliriz. Dolayısıyla burası da 65 çıktı. E 65 ise burası da 25'tir. Şimdi burada bir ikiz kenar çıktı ve şurada kaçtı da 90 derece. İkiz kenar dik üçgen yani şu açılarımız kaçar derece? 45'er derece. O zaman alfa artı 25 eşittir 45 olduğundan alfayı da böylelikle 20 derece olarak buluruz. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle A seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Valla arkadaşlar alfa beta'ya dalacağız. Peki burada ne yapmalıyız hocam? Hop şuradan dik çizersek alfa beta'ya tam güzel bir şekilde dalmış oluruz. Hadi dalalım bakalım. Alfa beta alfa beta. E şuradaki üçgenler ne oldu? Hocam bu üçgenle şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı oldu. Çünkü 90'ın karşısındakiler de eşit olduğundan dolayı. E madem eşit, madem eş. O zaman burada alfanın karşısına A dersem burada da alfanın karşısı A'dır. Beta'nın karşısına bakın şuraya B dersem A artı B oldu burası. Yukarısı da A artı B oldu. Hatta B dediğim yer burası da B. E, beta A Beta'nın karşısı A artı B iken Beta'nın karşısı burası da A artı B oldu. E, şurası da B mi oldu? Evet. Şimdi A E isteniliyor bizden. A E'ye bakalım. AE uzunluğu ne oldu? A artı B bölü. ED uzunluğu ne oldu? A artı B. A artı B'nin A artı B oranında da böylelikle ne çıktı? 1 çıktı. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle E seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. A, B, C, D, kare, B, G, L, C, E birbirine eşit verilmiş. G karenin ağırlık merkezi yani köşegenlerin kesim noktası. Madem köşegenlerin kesim noktası devamı köşegen. Diğer köşegeni de çizmeme gerek var mı? Çizelim. Diğer köşegende buradan geçecektir. Tam G noktasından geçecektir. Tabi burası 90 derece burası da 90 derece olacak. Peki köşegenler şunlar birbirine eşit değil mi gençler? Evet. Şimdi buradaki açılarımız da kaçar derece? 45'er derece. Hocam burası da 45. E, burası da 45 burası da 45. E şu açıların eşitliğini kullanalım biz. Şunlar birbirine eşit değil mi? iki kenardan dolayı. Evet. E buradaki açılar eşit ve toplamları 45 ise bu açı 22.5'a 22.5 değil midir? Çünkü 22.5 ile 22.5'un toplamı 45'tir. E hocam bunun tamamı 90 dereceydi. Yani x artı 22 buçuk eşittir 90 derece olduğundan x'i de böylelikle ne buluruz? 67 buçuk olarak buluruz. Dolayısıyla kaçıncı soru? Dördüncü sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Bir katlama arkadaşlar katlama ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz. Eski haline geri getirdiğimizde katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hop şunlar birbirine eşit hocam. Burası 10 sa, burası da 10'dur. Hatta şu parçayla da şu parça ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Şurayı 16 vermiş. 16 ise yukarısı da 16. Hocam buraya 6 kaldı. 6, 10 ne üçgeni? Dik, dik üçgenden dolayı 6, 8, 10 üçgeni. Sonra alan D, E, A üssü. D, E, A üssü. Şurayı bulursam olay bitti. Hocam 90'lar havada uçuşu. Ne yapabiliriz burada? Yapacağım anneler sınırlandı. Kaldık burada. Dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90 alfa burası da beta. Yani şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam alfanın karşısı 8 alfanın karşısı 16 oldu. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı 10 sa 90'ın karşısı burada da nedir? 20'dir. Zaten bizden oradaki yeşil üçgen isteniyor. 10 çarpı 20 bölü 2'den cevap böylelikle ne çıkar? 100 çıkar. Yani 5. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 6. soruya. 6'ya 8'lik dikdörtgen bir böyle konmuş bir böyle konmuş sonra bu çizilmiş. D, 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 D üssü çizilmiş. CK uzunluğu nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Bu arada DK, D, D üssü doğru salmış. Şimdi 6 ve 8'i kullanalım tabi burada. Burası 6 burası 8. Hocam 8 birim burası 6 birim burası. Eee bizden ne isteniyor? CK şuraya yoğunlaşacağım. Hocam burası 6 ya şuraya 2 kaldı. Ve şurada da bir kelebek var mı arkadaşlar? Var tabii ki. Çünkü şunlar birbirine paralel. E, buradaki kelebekteki oran 6 bölü 8. 6 bölü 8 dediğimiz nedir? 3 bölü 4. Yani burası 3 xken burası 4 x'tir. Toplamda şunun tamamı neydi arkadaşlar? 8'di. Toplamda 7 x'e ne kaldı? 7 x toplamda 2'ye eşit oldu. x de böylelikle ne çıktı? 2 bölü 7 çıktı. Ama bizden 2 bölü 7 değil. Ne isteniyor arkadaşlar? CK isteniyor. Yani 4x isteniyor. 4 çarpı 2 bölü 7'den cevabı 8 bölü 7 çıkar arkadaşlar. 6. sorunun doğru cevabı böylelikle C han çıktı. Geldik 7. soruya. ABC'de dikdörtgeninde hemen ABC'de dikdörtgenin çizelim ve şu alışkanlık haline getirdiniz inşallah arkadaşlar. Sol alttan başlayın kardeşim. Sol alttan A, B, C, D yazın bakalım şöyle. ABC'de 4, Dikdörtgenin AC köşegenini Hemen AC köşegenini de çizelim. AC köşegenini Orta noktasından dik kesen doğru Orta noktasında dik kesen Bir doğru çizeceğiz. Şöyle bir doğru Orta noktasından dik kesecek tam. Şöyle dik kesti ve Orta noktasından kesti. Dik kesen doğru AD doğrusu ile F AD doğrusu ile F hmm. AD doğrusu ile F'de kesiyormuş. AD'ye doğrusunu hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Şu AD'ye doğrusu, şunu da devamını getirecek olursak hop şöyle F noktasında DC kenarı ile DC kenarı ile K noktasında kesmektedir. Evet burası da K'ymiş. Adana Denizli hattı kaç? 4. FD uzunluğu kaçmış? FD uzunluğu da 6'ymış. Buna göre DK uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şuradaki x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız? Arkadaşlar Şimdi bir şey verilmiş mi dikdörtgen? Verilmemiş. Başka da bir şey var mı? Yok. Burada dik taban iki eş parçaya bölmüş. Dik taban iki eş parçaya bölmüşse aklımıza ne gelebilir? İkiz kenar gelebilir. İkiz kenar gelebilir ama ikiz kenarı ben nasıl kullanacağım onu düşünüyorum şu anda. Acaba şuradaki yüksekliğe mi baksam? Bak şuradaki yüksekliğe mi baksam? Şöyle yani ikiz kenarı şöyle mi oluştursam? Şu parçayla şu parça eşit işte olsa. Ya da hocam şu yüksekliğe mi baksam? Şu dik tabanı iki eş parçaya bölmesi. Şöyle. Evet sanki bu daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Çünkü güzel bir şey çıkıyor. Şunu şöyle çizince. Hatta farklı renkli kalemle çizeyim. Şunu şöyle çizince. Çizemedim. Niye çizemedim? Şuradan çizeyim. Bir daha aldım. Allah Allah. Bir daha çiziyorum. Gençler bir saniye. Heh, şunu şöyle çizecek olursam çizecek olursam ne çıktı burada? İkiz kenar mı çıktı? Hop şununla şu ikiz kenar. Hocam burası 10 ise burası da 10 oldu. Ve şurada ne çıktı? Burada bir dik üçgen çıktı. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgen çıktı. Bu arada şu bir açı ortay değil mi arkadaşlar? Çünkü ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu. Açı ortaydır. E o zaman hocam sarı üçgende de açı ortay oldu. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 olacak. Ve bu arada 6 bölü 10 3 bölü 5'tir. Yani burası 3K iken burası 5K'dır. Toplam 8K eşittir 8 ise K'yı 1 buluruz. Ve bizden ne isteniyor? X. Yani 3K isteniyor. Cevap da böylelikle ne çıkar? 3 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soruyormuş. Güzel bir sözel soru. 7. sorunun doğru cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 8. soruya. Hmm, en sevdiğim. Arkadaşlar 90'lar havada uçuşuyor. Alfa dalacağız. Dal alfa alfa beta. Ama takıldık kaldık. Hadi beta dedik, alfa dedik. beta dedik, beta oldu. Burası da alfa oldu. E, var mı böyle güzel bir şey? Yok maalesef. Ama burada genelde kareden çıkıyordu arkadaşlar? Eş üçgen çıkmıyor muydu? Evet. O zaman eş üçgeni bulmaya çalışacağız burada. Genelde eş üçgen çıkıyordu. Burada alfa beta 90 ve 90'ın karşısında çift çizgi var. Burada alfa beta 90, beta'nın karşısı çift çizgi var. Burada nasıl bir hamle yapabilirim? Şu an ne yapabilirim? 90'ın karşısı çift çizgi olacak şekilde şuradan bir dik çizsem ya da şöyle düşünebilirsiniz. Hocam şurada bir yamuk var. Burada bir yamukta nasıl bir hamle yapabilirim? Buradaki yamukta şu hamleyi yapabilirim. E, dik yamuk ya. Dik yamuk olduğu için hop hocam dik dörtgen oluşturalım. Yani sekizken burası da sekiz oldu. E sekiz olunca bak alfa 90, burası da beta oldu. İşte şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Şimdi doksanın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Burada alfanın karşı sekiz mi oldu? Evet o zaman burada da alfanın karşı sekiz olacak. E bizden çevre A, F, C, D isteniyor. A, F, C, D isteniyor arkadaşlar. O zaman 8 ise şurası 8. Hocam beta'nın karşısı 15 ise burada da beta'nın karşısı 15'tir. Hatta 8, 15, 17'den 17 çıktı burası. Hocam 17 ise kare olduğundan burası da 17. Burası da 17. Bizden şuradaki dörtgenin çevresi isteniyor. Haydi bakalım toplayalım. 15, 8 daha 23 artı 7, 17 ve 17. 7, 17 ve 17'nin toplamı isteniyor. Şu 30 bu 34 toplamı da kaç yaptı o zaman? 64 yaptı arkadaşlar. Yani 8. sorunun doğru cevabı böylelikle. Akçay oldu. Ama gençler şöyle bir şey söyleyeyim size. Karenin dışında bir üçgen gördüğünüz zaman bir daha dışında bir üçgen daha oluşturabilirdiniz. Yani buradaki ben yamuktan dolayı çıktım buradan işin içinden şuradan dik çizdim. Siz isterseniz şöyle diki dışarıda da oluşturabilirdiniz. Buradaki üçgenli, buradaki üçgen eş üçgen olacaktı. Oradan da kolayca bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ya biz ona alışkınız da sizler pek alışkın olmadığınız için anlayacağınız bir dilde çözmek istedim bunu. Ama dediğim gibi siz dışarıdan şöyle de dik çiz üçgen oluşturarak sonuca ulaşabilirsiniz. Çünkü karede 3 tane eş üçgen yöntemi vardı. Ya ikisi içeride ya biri içeride biri dışarıda ya da ikisi dışarıda. E, bir dışarıda üçgen varsa bir tane daha böyle dışarıda üçgen oluşturup e, eşuşken mantığını kullanıyorduk arkadaşlar. Haberiniz olsun. 8. soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik 9'a. ABC'de dikdörtgen bir de BD uzunluğu K iken EH uzunluğu 2K verilmiş. Evet BD uzunluğu K iken EH uzunluğu 2K. Aa ilginç bir yerde. K 2K ilişkisi var. Valla ben buradaki K ile 2K arasındaki herhangi bir ilişkiyi kuramam. Maalesef kuramam. Normalde şunu yapıyoruz ama 90'lı sorularda 1'e 2 oran varsa ne yapıyorduk? açılarda ya da kenarlarda fark etmez muhteşem şu çiziyorduk. Burada muhteşem şu çizsek bile k k k arasında bir ilişki oluyor mu? Olmuyor. O zaman olmuyorsa öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Dikdörtgende bir köşegenle alakasızlık varsa, yani köşegen uzunluğu verilip de alakasızlık varsa ne yapıyorduk? Ne yapıyorsak onu yapıyoruz. Yani köşegen çiziyoruz. Hadi bakalım köşegeni çizelim. Diğer köşegeni çizdiğim zaman hocam diğer köşegen de ne olacak? K olacak. E o zaman burası da K. Tamam. E sonra şimdi burada 90 derece var. 90 derece var. 2'ye 1 oran da var. 2'ye e, bir 1 oran varsa muhteşem üçlüğü deneyebiliriz. Hadi çizelim bakalım muhteşem üçlüğü. Çizdik muhteşem üçlüğü. Çizdiğim zaman burası da K burası da K. Yani şunlar şunlar birbirine eşitken burası da eşit oldu mu? Oldu. E burası da K. Bak önceden 2K ile K alakasızdı ama şu köşegen çizimde bu, burada çift çizgi yaptı ya. Bakın şimdi K ile K yan yana geldi ve x kenarlık ortaya çıktı. 25 ise ikiz dolayı burası da 25. Şu ikiz kenarlıktan 2 iki iç açın toplam bir dış açıdan burası 50 çıktı. E hocam ikiz kenarlıktan dolayı şuradaki açı da kaç derece oldu? 50 derece oldu. Değil mi? Yo nerede kaç 50 derece oldu? Dikkat. 50 ise şuradaki açı da 50 derece oldu arkadaşlar. Heh, şimdi biz burayı 50 derece bulduk. Çok güzel. Bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam Burada güzel bir hamle yapalım. Burası 50 ise ve şuradaki açı da 50 ise hocam tepe açısı 50 derece. 180'e 50 çıkart 2'ye böl 65 65 mi yapıyor? Yani şuradaki açı 65 derece. Buradaki açı da 65 derece. Hatta buradaki açı da 65 derece yaptı. Tamam. Şuradaki açı 65 derece ise o zaman şuradaki üçgende bak 50 var. Dış açısı 65. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan buradaki açı kaç derece yapacaktır? Hocam 50 ile neyin toplam 65 yapar? 15'in toplam 65 yapar. E dikdörtgende bir de şu vardı. Dikdörtgende köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu ve bütün köşegenler birbirine eşitti. Yani burada kaçı 15 ise burada kaçı da kaç derece yapar? 15 derece yapar. E, dolayısıyla olay çıktı mı çıktı. Bak şu açı kaç derece? Bu açıyı bulduk. 65 derece. Bu açıda 15 şuradaki küçük üçgende. Dikkat şuradaki küçük üçgende. Buradaki açı 65 burası 15 x de iki iç açının toplam bir dış açı. Yani x 65 artı 15'ten kaç çıkar? 80 çıkar. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı böylelikle akçay oldu. Evet zor bir sorumuz zor bir soru. Muhteşem üçlü ile ilgili ya zaten bu soru normal muhteşem üçlüde de üçgenlerde çıksa zorlanıyoruz. Ama bir de dikdörtgen işin içine girince bir de farklı bir ek çizim. Hem dikdörtgende köşegen çizme hem muhteşem üçlü çizme e, tabii ki sizi zorlamış olabilir. Ama aynı zamanda böylelikle biz ne yapmış oluyoruz? Bu soruyu burada görmemiz de faydalı. Üçgenleri de bir şekilde hatırlamış oluyoruz. Bunun aynen bu halini burası K iken burası 2K halini biz zaten sorularımızda hep çözdük. Konu anlatımımızda vardı zaten. Büyük ihtimal bununla ilgili soru dik üçgende de vardı diye hatırlıyorum ama e, yoksa da bakın burada da kullanılmış oldu. Evet böylelikle 9. soruyu da Akçay bulduk ve bu testi bitiriyoruz. Yani ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 8'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.